وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا Eğer ki Allah bir kul hakkında bir hayır murad ederse اِسْتِعْمَالَهُ فِي قَضَايَ حَوَائِجِ النَّاسِ O kulunu insanların ihtiyacını görmede kullanır. Allah istese gökten de yağdırır. Ama seni Allah seviyor, senin hakkında hayır murad ediyor, seni de insanların ihtiyaçlarına görme duygusu kalbine veriyor. Koş diyor, git fakirleri gör, talebeleri okut, Kur'an kursuna yardım et, medreseye yardım et. Sen de koşturuyorsun, oradan para buluyorsun, buradan bir şey buluyorsun, cebinden veriyorsun, oraya oraya dağıtıyorsun. Bak Allah meğersem seni hayırlı kulları arasına koymuş, haberin yok. Ama bak Allah ne diyor? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Benim verdiklerimden yaparlar. Hem para veriyor, Allah mal veriyor, hem duygu veriyor, hem de seni hayır yolunda kullanıyor. Seni hayır yolunda kullanıyor. Sen Allah'a ne yapman lazım? Şükretmen lazım ya. Şükretmen lazım. Allah beni hayır yolunda kullanıyor diye şükretmen lazım ya. Hiçbir zaman bu ümmetin İslami hizmetleri yapmak için bir bütçesi olmadı. Osmanlı'da da yok, Selçuklu'da da yoktu, Memlüklü'de de yoktu, Gaznelilerde de yoktu, Mekke'de de yoktu, Medine'de de yoktu. Bir İslam hizmeti bütçesi yoktu. Nasıl yapılıyordu? Vakıf hukukuyla yapılıyor. Senden, benden, fakirden, şuradan, zenginden, fakirden toplayıp Kur'an kursu yap. Hep böyle gitti bu hizmet. Zannediyoruz ki biz Osmanlı'da devletin ayrılmış bir bütçesi var medreselere. Ayrılmış bir bütçesi var. Hep vakıf. Hep vakıf. Bir vakıfı okun. Osmanlı bir vakıf devletiydi hatta. Çeşmeler, mektepler, medreseler, sibyan kursları, hafızlıklar hep böyleydi. Tabii para topluyoruz. İhtiyaçlar var. Şimdi de öyle. İhtiyaç var. Ümmeti Muhammed hizmet bekliyor. Senin okutamadığın çocukları okutuyoruz. Ne yapalım? İslam eri, İslam kadını yapmaya çalışıyoruz. Maaşlara zam gelince bu medreselerde, Kur'an kurslarında çalışan yok mu kardeş? Sivil vatandaşlar çalışıyor. Hocaların dışında hizmetliler var, aşçılar var, şoförü var, teknisyeni var, kameracısı var. Bunlar da maaşla çalışıyor. Şimdi o asgari ücrete zam olunca tabii ki onun da beklentisi var. Kur'an kursu yönetimi, o vakfın yönetimi de zam yapmak zorunda. Sizin ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Zam olunca hayırlarınıza da zam yapacaksınız. Çünkü o hayır kurumları da zamlanıyor. Halbuki sen o hayırlar için koşturdun da meğersem Allah seni görevlendirmiş. Hayır yolunda görevlendirmiş. Yarın mahşerde Allah'ın hayır memurlarından biri olarak kalkacaksın. Vermeyenler ne oldu? Allah verdirtmiyor seni, Allah.